Nasılsınız Aslan burçları? 23-29 Kasım haftalık burcumuz Aslanlarla başlıyoruz. Nasıl gidiyor hayat değerli Aslan burçları? Evet, biliyorsunuz ki plansız ve küçük kaçamaklar gündemimizde olabilir. Başınıza soru ve cevap şeklinde bazı çalkantılar, dedikodular çıkabilir. Bu hafta pingirdeşmeye ya da kafanızda planladığınız bir şey varsa zarar görebilirsiniz. O yüzden mümkün olduğu kadar ertelemeniz gerekiyor. Çünkü iş hayatınızdaki biriyle bunu yapacağınız için biraz dedikodular havada uçacak. Yöneticinizle ya da yöneticiniz size ilgisi olabilir. Böyle bir karmaşıklıklar var. Kafanız karışabilir. Hata yapmanızı istemiyorum. İşinizden olabilirsiniz. Kendi işini yapan bazı aslan burçlarında yerle ilgili evet parasal evrede sıkıntılar olabilir ama güzel güzel çabalarınız sarf ettiğiniz her şeyin en güzel karşılığını alacaksınız. Tabii ki sükunetli olmamız lazım. Biraz daha sabırlı olmamız lazım. Türkiye'nin genelinde böyle bir problem var. Sadece bize özel değil, bunu unutmayalım. Dünya bunu yaşıyor. Biz birlikte başaracağız Allah'ın izniyle. O yüzden yoğun bir tempo, güzel bir tempoya giriş yapacaksınız. Belki maddi kazanamayacaksınız ama en azından ruhunuz bazı olaylarda bu yoğun tempo ile ilgili kafanız fazla yorulmayacak. Psikolojik kendinize dert etmeyeceksiniz. Ufak ufak gelecek paralar sizi tatmin edecek. Özellikle büyük firmada ya da iş arayan, büyük firmada iş alayan aslanlarda doğru bir görüşme olacak ve bu görüşme sonucunda iş kapınız hayırlı ve aydınlık olacak. Ve hatta hiç beklemiyordum, nasıl oldu da beni aldınız diyeceğiniz bir bakış yapacaksınız. Hayırlı olsun. Maddi kaynaklarınız artabilir. Ailenizin desteğiyle ve uzun süredir kenarda biriktirdiğiniz para size çok güzel bir enerji kaynağı sağlayacak. Sakın harcamayın. Yatırım için daha vakit var. Sizden ricam Ocak'ta ya da Şubat ayında bir yatırım planınız varsa bunu gerçekleştirin. Şu an paranızı boşuna ziyan etmeyin diyorum. Zaten bu hafta sizde şöyle bir enerji var. Yani enerjiniz o kadar yüksek olacak ki hiç konuşmadığınız ve sizinle ilgilenmeyen insanlar bile bir enerji, bir coşku, bir kutlama, çok büyük toplantılar ve yenilikler olacak. Size gerçekten inanılmaz derecede kazancınıza ekstra fikirler, ekstra tempolar oluşturacak. Bunları çok daha iyi değerlendirin istiyorum. İş beklentisi olan ve işte hala sonuç alamadım diyen aslanlarda da güzel bir görüşme haftası olacak ve sonu sizin için keyifli olacak. Bence motivasyonunuzun çok yüksek bir haftası. Eğer bunu doğru bir enerjiyle bir araya getirirsek artık size hiçbir şey olmaz diyorum. Coşun, kutlayın kendinizi ve keyfinize varın değerli aslan burçları. Boşanma mahkemesi olan bazı aslan burçlarında radikal bir karar verdiniz ve anlaşma yolunda ve zarar görmeden boşanmak istiyorsunuz. Bence bir evliliği çocuklar için tekrar denemeniz gerektiğini düşünüyordum ama başka birinin kalbine dokunmak bu ilişkiye artık zarar veriyor. O yüzden başka birinin kalbindesiniz. O yüzden yolunuzu bu noktada mantık olarak boşamaya karar verdiniz diyorum. Sağlık olarak belki böbrek ya da sırt bölgelerimizde boyun fıtığı, bel fıtığı noktalarımıza dikkat edeceğiz. Uzun süredir annenizin diz ve kemiklerle alakalı hassasiyeti vardı. Bir de kardeşlerde doğum yapacak, özellikle pazartesi, salı günü doğum yapacak bazı aslan burçları var. Allah bir avazda doğurmak nasip etsin. Sağlıklı bebeğinizi kucağınıza alın değerli aslan burçları diyorum. Bir de arsayla alakalı bir yatırım, tarım işiyle uğraşmak isteyen bazı aslan burçları vallahi yapın çünkü sonu aydınlık ve kazanç ve güzel bir kazanç veriyor. Pes etmeyin, bunun üzerine yoğun bir şekilde, tempo şekilde gidin. Rabbim size buna çok güzel bir hayır verecek ve bu hayır size markalaşma, küçük küçük yenilikler yaratacağını da söyleyebilirim değerli aslan burçları. Yükselen ve ay burcunuzu mutlaka iyi dinleyin. Rabbim size en güzel şifayı, para istiyorsanız para versin, ne istiyorsanız onu versin. Astrolojiden ne haber ya da Instagram sayfam diğer astrolojiden ne haber ve Akya Official sayfalarımı da takip edebilirsiniz Instagram'da. Sevgi ve mutlulukla kalın. Rabbim bütün dualarınızı kabul etsin. Allah'a emanet olun.